Merhaba sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Başakşehir'den devam ediyoruz efendim. Başakşehir'de yeni bir adrese, Arap ve Türk mutfağının en lezzetli adresine, Hayali Kafe Restoranta konuk olduk sizler için. Merhaba. Ben Ayla Yaşar. İşe henüz yeni başladım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hem sağ olun. Bölgeye hem de size. Evet. Gerçekten olağanüstü lezzetler evet. Hazırlıyorsunuz evet. Burada. Hemen dinleyelim neler yapıyorsunuz? Türk mutfağı ve Arap mutfağı karışık hazırlık yapıyoruz. Mekanımız iki katlı. İki katlı evet. Ulaşımı kolay. Ulaşımı kolay. Tam olarak Başakşehir Onurkent Vadi Yaka'dayız. Efendim görmüş olduğunuz gibi masamızda hem Türk hem Arap mutfağının en lezzetli ürünleri var. Şimdi Gökçe Hanım bize sayacak. Merhaba. Merhabalar öncelikle. Restorantımıza hoş geldiniz. Öncelikle restorantımız hem restorant hem kafe olarak işletme görmekte. Bunun dışında hem Arap mutfağı hem Türk mutfağı barındırıyoruz. Hem Türk yiyicilerimize hem de Arap yiyicilerimize hitap ediyoruz açıkçası. Türk mutfağı olarak tüm ızgara çeşitlerimiz ve pidelerimiz, lahmacunlarımız, onun dışında içli köftemiz, salatamız, çorbamız dahil hepsi Türk mutfağına hitap ediyor. Arap mutfağı olarak da Arapların bildiği, Arapların yediği, Araplara özgü yemeklerimiz ve tatlılarımız var. Öncelikle tavuk mendimiz var hemen şurada. Evet. Galiba en baştaki değil mi? Şu tavuk mendimiz tandırda pişen bir yemektir kendisi. Evet. Altındaki mendi pilavı da aynı şekilde. Bunlar içinde safran oluyor ve saatler boyunca tandırda pişiyorlar. Saatler boyunca yani buraya tandırdaki eti pişirmek için ustamız gece 5'te geliyor. Ve öğlen 12'ye kadar bu tavuk ve etlerin pişme süresi oluyor. Ondan sonra bunlar tandırdan çıkıyorlar ve müşterilerimize hazır hale getiriliyorlar. Yani restoranımızda tandır var alt katta. Evet. Sabah erken saatlerde hazırlanıyor bu yemek. Evet kesinlikle. Onun dışında mutabak isimli yani Türklerin gözleme diyebildiği, Arapların ise mutabak olarak kullandığı bir gözleme çeşidimiz var. Etli ve tatlı olarak ayrılıyor. İçerisinde yumurta var ve etli olan içinde pırasa ve et var. Tatlı olanın içinde ise nasıl söylesem hani şekerleme tarzında şeyler oluyor. Ondan sonra tabii olmaya gerek yok yani tabii ki de her tadı denemek lazım. Araplara özgü masubumuz var. Hayali masup diye adlandırdık. İçinde kaymak var, hamur var. Muz var. Bunları karıştırıyoruz. En sonunda üzerine çanar peyniri, kaymak ve cornflakes yani koyuyoruz. Aynen mısır gevreği koyuyoruz üzerine. Ondan sonra müşterilerimizin servisine sunuyoruz bunları da. Bu şekilde bir Arap ve Türk mutfağı karması oluşturduk. Amacımız burada yani şöyle Başakşehir bölgesi tamamıyla belirli bir kitleye hitap etmiyor. Ekonomik olarak da normal insanlar olarak da Arap olarak biraz çoğunlukta olan bir yer ve site hayatı söz konusu Başakşehir'de. Ve bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda hem Türkler ve hem Araplar için ortak bir yer bulalım dedik. Hem Araplar kaynaşsın hem de Türkler Arapların olduğu yerlerde de aslında yemek yiyebilsinler. Sürekli bir ön yargı olmasın istiyoruz. Bu ön yargıyı kırmak da istiyoruz. Bu yüzden böyle bir konseptle karşı yani insanların karşısına çıktık. Evet. Arap diye ayırmıyorlar. Burada hem Türklere hem Araplara özgün lezzetleri sunuyorlar. Aylan gerçekten de hepsi birbirinden lezzetli. Evet çok güzel. Size sağlık. Zaten burada hem tandırımız var hem evet. Büyük bir ocağımız, ızgaramız var. Hepsinin ayrı ayrı ustası var. Hepsine ayrı ayrı ustalar ayrı ayrı başında durarak emek sarf edip hazırlıyorlar. Gerçekten de güzel yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Başarılarınızın devamı dileriz. Tekrar bekleriz. Bu güzel lezzetleri tatmaya da herkesi bekliyoruz efendim Başakşehir'e. Hayali Restoran Kafe'ye. Hoşçakalın.